Teknoseyir'den merhabalar. Bugün Yunus'la birlikte 2 adet Logitech ürünü inceleyeceğiz. Oyuncu donanımları. G serisinde yer alan donanımlar. G serisinde biri 430 kulaklığımız, biri de G602 kablosuz oyuncu faresi. Evet. Yunus, ikimiz de kullandık bunları. Ben oyuncu gözüyle baktım. Sen işin teknik kısmına odaklandın tabii. Ve hani bir iki haftadır da epey Evet, kullandık bunları. kullandık. İstiyorsan önce G602'den başlayalım. Ben önce teknik özellikleri bir sayayım, Evet. aradan çıkartalım. Daha sonrasında zaten sen yorumları yapacaksın oyuncu gözüyle. G602 kablosuz bir oyuncu faresi. Evet. Logitech'in G serisinde yer alan. 250 DPI ile 2500 DPI'ye kadar 5 Çıkıyor. farklı seviyede programlanabilen. Zaten yazılımları ben arada gireceğiz detaylarda. O kısımda zaten detayları belirteceğiz. 2500 DPI'ye kadar çıkabiliyor Evet. tarama çözünürlüğü. Kablosuz olduğunu söyledik. Kablosuz menzili 3 metre kadar. Ama kutu içerisinde bir tane uzatma kablosu geliyor. Şurada Onunla beraber görünüyor. daha da arttırabilirsiniz bu Evet. alanı. Nano alıcıyı oraya takıyorsunuz. O sayede Alacağız. kapsam alanını daha da genişletmek mümkün oluyor. Kablosuz alıcının Unifink olduğunu söyleyelim. Bu sayede diğer kablosuz Logitech cihazlarda da bağlantı kurulabiliyor. Evet. Sorunsuz bir şekilde tek alıcı üzerinden. Farenin alt kısmına baktığımızda 4 tane teflon ayak görüyoruz. Bu kayması için zaten çok önemlidir. Evet. Fiziksel olarak baktığımız zaman sadece sağ el kullanıcılarına hitap ettiğini Evet. görüyoruz. Solaklar hiçbir şekilde kullanamaz. Devre dışı kalır. Ya ben zaten Özellikler. genelde iki el kullanımına uygun olan fareleri çok, yani çünkü ele tam oturmuyor. İki el içinde kullanılabilen Olsa olduğu bile için işte hani sağ elle de kullanılan, sol elle de kullanılan tam bu özel hissiyatı vermiyor sana. Bu tam sağ el kullanımı uygun olduğu için sağ elciler için tam, hani sağ elini kullananlar Bir de için tam ele zaten oturuyor. oyuncular için yapıldığı için özel olması şart gibi bir şey Evet, diyebiliriz. evet. Ya solaklara özel ürünler de var ama az sayıda. Evet. Şimdi performans modu diye bir mod var bu farede. Şu tuşla üstünde bir Evet. tuş var. Hemen tekerleğin altında. Onunla Mavi değiştirebiliyorsun. mod performans modu. Mavi LED yanıyor orada, detaylarda zaten girecek. Yeşil de verimlilik modu. Evet. Mavi modda iki pille, iki tane AA yapısında pille çalışıyor. 250 saat kesintisiz olarak oyun Yani şöyle oynatabiliyor. söyleyeyim, hani çok iyi bir rakam. Yani pil ömrü gerçekten çok iyi. 250 saat epey iyi. Logitech'in belirttiğine göre, standart oyuncu farelerine göre 8 kat daha fazla performans modunda oyun zamanı sunuyor 250 saat olarak. Normal oyunda kullanmadığın zaman da verimlilik modunu alarak Evet. hani pil ömrünü Onu biraz da daha Logitech uzatıyorsun. dayanıklılık modu olarak adlandırıyor. Burada da 60 gün yani 1440 saat boyunca kesintisiz bir şekilde kullanılabildiğini söylüyor. Evet. Tabii 60 günü deneme şansımız olmuyor çok fazla ama. 2 adet standart kalem pil var burada. Hemen açmışken altta da nano alıcının yuvasını gösterebiliriz. Evet, şurada. Detaylarda zaten girecektir. Delta Zero sensörü var. Logitech'in Evet. meşhur oyuncu sensörü. O önemli. Değindiğin güzel oldu. Şimdi çok farklı yüzeylerde çalışabiliyor bu sayede. Bu lazer alıcı sayesinde. Şöyle ki ben bunu ya mousepad haricinde de farklı yüzeylerde de denedim. Yani tahta yüzeyde bile sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bizim çalışma masalarımız zaten bildiğin Evet. gibi tahta. Evet. Onun üzerinde sorunsuz bir şekilde kullanabildim mousepad olmadan. Tek pille de çalışıyor bu arada. Tek pille de çalışıyor. Ağırlığını düşürmek Ağırlığını isteyenler düşürmek için. isteyenler için. Ben Tabii. ağır fareyi sevdiğim için hiç denemedim onu. Evet, Yani tek pille çalıştığı için mesela verimlilik modunda ona göre 60 gün 30 güne evet. düşer. Evet. Diğer modda da işte Süre azalıyor. evet ona bağlı olarak. 2,4 GHz'lik kablosuz bağlantı standardıyla bağlandığını söyleyelim. 2 ms bildirim hızı olduğunu söyleyelim. Unifink alıcıdan zaten bahsettik. Paket içeriğinden USB uzatma kablosu geldiğinden bahsettik. LED aydınlatmalı bir algılayıcısı var. O kısmı zaten az önce belirttik. Şimdi yazılım üzerinden buna profil Evet. 11 atanılabilir tuş atanabiliyor. var üstünde. Aynen öyle. Programlanabilir düğmeler yer alıyor. Şurada 6 zaten tanesi hemen solunda. evet sol kısımda yer alıyor. Şurada DPI değiştirme düğmeleri var. Standart Tarama sol ve sağ çözünürlüğünün. tuş ve tekerlekle birlikte toplam 11 tuş oluyor. Evet. Hepsini atama yapabiliyorsun. Şöyle göstereyim. Şu kısımda
DPI'yi arttırıp azaltmaya bağlı LED'ler, olarak evet. LED göstergeler yer alıyor. Burada da 5 farklı kademe ayarı var. O aynı 250 zamanda DPI'den pil ömrünü 2500'e de kadar. bastığın, atama yaptığın bir tuşla gösterebiliyorsun pil Tabii, ömrünü evet, oraya yazılım yazarak. üzerinden ayarlanabiliyor. Ya yani mouse'un tutuş hissine baktığımız zaman yani sağ el kullanıcılarına tam oturduğunu söyleyebilirim. Deneyimleri senden alacağız. Oyun Şimdi kısmındaki. yani şöyle söyleyeyim. G700'ü ben en son çok beğenerek kullanmıştım. O da kablosuzdu. Onda da buna benzer bir yanda bir çıkıntı vardı. Bu benim farelerde en çok aradığım özelliklerden birisi. Çünkü baş parmağını koymak için çok ideal bir yer. Ve çok rahat ediyorsun Böylece gerçekten. yerde sürtmemiş oluyor Aynen aslında baş öyle. parmağı. Aynen öyle. Hiç yere temas etmiyorsun. Baş parmağın burada bulunuyor. Avucunu üst yüzeyi geniş olduğu için avucunu da çok iyi bir şekilde kavruyor. Hani o açıdan tasarımını oldukça çok beğendim. Üstünde farklı plastik malzeme hep ama farklı yüzeyler söz konusu. İşte baş parmağını koyduğun yüzeyle avucunun içinde olduğu yüzey farklı. Evet. Şu yüzey biraz daha böyle mat ve terlemeyi Kaymayı engelliyor. Kaymayı ve önlüyor. terlemeyi engelliyor özellikle. Sadece şu problemi yaşadım kullanırken. Ara ara özellikle baş parmağım rahat ediyordu ancak işaret parmağım ara sıra şu sol tuşun hemen Evet, kenarındaki DPI. tuşlara, DPI seviyesini belirleyen tuşlara zaman zaman yanlışlıkla basıyordu. Bende de aynı şey oldu. İster istemez hani oyun oynarken bazen böyle çoklu oyuncu modunda özellikle Heyecanla. şey heyecanlanıyorsun böyle ani sahneler oluyor. Özellikle multiplayer'da oluyor bu. Hemen ateş etmek isterken geldi o sol tuştu ya. Hep yanlışlıkla DPI seviyesini de düşürdüğüm oldu. Direkt adamı es geçmiş oluyorsun, tekrar bulman Yani gerekiyor. o hani biraz tabii alışkanlık meselesi. Çünkü son kullandığım farelerde benim burada tuş yoktu. O yüzden hani elim biraz orada çok şey özgür hareket ediyor Evet. parmağım. Buna da aynı zamanla alışacağımı düşünüyorum. Evet. Ama dediğim gibi başlarda epey problem olacaktır şu tuşlar. Hatta hani Alıştıktan ilk sonra tabii başlarda ki. buralara hiç atama yapmayabilirsiniz. DPI'ları çünkü buradaki tuşlara da atayabilirsiniz. Evet, boş bırakılabilir Bazen bu bunlar. tür farelerde şöyle problemler oluyor. Yandaki tuşlara da yanlışlıkla basılıyor. Özellikle şey oyunlar için, devasa online oyunlar için özel fareler vardır. Hani işte 30 tuş, 20 tuşlu, Evet. 15 tuşlu. Bunun gibi farelerde yan tuşlara da yanlışlıkla basıldığı çok olur ama bu farede öyle bir şey yaşamadım. Çünkü dediğim gibi hani baş parmağına özel bir yer var burada ve o gayet oraya sığıyor. Zaten alıştıktan sonra rahat rahat Aynen kullanabilirsin. Hiçbir öyle. sıkıntı Tasarımsal oluşturmuyor. olarak gerçekten çok beğendim. Hem oval hatlara sahip hem sivri bir şekli var. Yapı ergonomik yani. Hiçbir sıkıntı yok Aynen o konuda. Ben de öyle. uzun süre boyunca kullandım. Dediğim gibi Ben hani işletim sisteminde kullandım. Windows'ta kullandım. Yani herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığımı söyleyemem. Ben hani oldukça beğendim fareyi. Söylediğim o sorun dışında hiçbir şeye rastlamadım başka. Fiyatı yanılmıyorsam 230 lira. 230 lira. 200'ün üstünde Benim olduğunu birkaç biliyorum. söyleyebileceğim bir şey daha var. Logitech'in kendi verdiği bilgilerden. 20 milyon tık ömrü var düğmelerin. Tabii onu test etme imkanımız Tabii yok canım. bizim. Yani 250 kilometre yol yapabiliyormuş. Mouse üzerinde yani masa üzerinde ya da mousepad üzerinde 250 kilometre yaptığınız zaman ömrü Evet. biter diye belirtiyor Logitech. 130 gram ağırlığı var, çok da ağır değil. Evet. Video girecek zaten, yazılım detaylarından birazcık bahsedebiliriz. Onda şöyle bir kısım var. 54 MB'lık bir tane yazılım var. Logitech'in kendi sitesinde ücretsiz olarak veriliyor. Kutu içeriğinden çıkmıyor. Logitech'in zaten sitesinden indirebiliyorsunuz. Oradan indirdiğiniz zaman hem mouse için hem de diğer Logitech ürünleri için tek yazılım üzerinden tüm Aynen öyle. ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Logitech'in zaten uzun zamandır sunduğu bir kolaylık. Yazılım konusunda gerçekten çok iyiler. Yazılım üzerinden neler değiştirilebiliyor kısmına biraz gireyim istersen. 500'er aralıklarla DPI değiştirilebiliyor. İstersen bunu 500'den daha kısa şekilde tutup da özelleştirebiliyorsun tarama Evet. çözünürlüğünü. Dahili bellek var bu arada onu Evet. es geçmeyelim. Profil ataması Tampon yapabiliyorsun. bellek var. Ben en son 8'e kadar profil atadım. Daha sonrasında da devam ediyordu. Yani yazılıma da atayabiliyorsun. Farenin kendi İçeri içerisine de aktarabiliyorsun. aktarabiliyorsun. İçindekileri dışa da aktarabiliyorsun. Evet. Kullandığın bilgisayara da kaydedebiliyorsun Hatta profillerini. ve hatta oluşturduğun profilleri sosyal medyada da paylaşabiliyorsun oyuncularla. Orada da bir liste oluşturmuş Logitech uygulama içerisinde. Çok fazla sık oynanan oyunların database'i bulunuyor.
Oradan en fazla kullanılan tuş kombinasyonlarına göre indirip o şekilde içe aktarıp tuş kombinasyonunu kullanabiliyorsun. Ben uğraşmadan. De bir tane profil paylaşayım, onu da kullanmayın diye. Kullanmayın ölürsünüz. Kullanılmayacak profiller diye. Tuşların zaten programlanabilir olduğundan bahsettik. Evet. Profil tanımlamalardan bahsettik. Yatayda ve dikeyde DPI ayarı yapılabiliyor yazılım üzerinden. O da güzel bir özellik. Yani yatay eksendeki ve dikey eksendeki kayışını ayarlayabiliyorsun. Atıyorum yatayda 2500 DPI kaysın, dikeyde daha az kaysın gibi. Farklı atama yapıyorsun. Evet. Tamam, o zaman G430'a geçelim Macit kulaklığa. Evet, bunu da yine epey kullandık. Logitech'in son kulaklığı. Ben normal G35'i kullanıyorum. Yalnız kulaklıklarda genel olarak şöyle bir problem var. Deri olduğu zaman o deri hep soyuluyor. Kimisinin 5 ay sonra soyuluyor, kimisinin 2 yıl sonra soyuluyor. Mutlaka ama gidiyor. Mutlaka gidiyor o deri ve çok kirlilik oluşturuyor. Beyazlıyor böyle. Aynen. Artı öyle. Bir de deri kullanıldığı zaman terleme olasılığı biraz daha fazla oluyor. Fazla oluyor. Acıtma yapıyor uzun süreli kullanımlarda. G430 da o problem yok. Çünkü deri değil. Deri değil. Şöyle bir olay var. Sporcu malzemelerinde kullanılan naylon kumaşlar vardır bilirsin. Ondan kullanılmış bunda da. Bunlar sökülüp yıkanabiliyor. Güzel yani özelliklerden birisi. Arkadaşına verdin mesela bir aylığına kulaklığı. Daha sonrasında bunları çıkartıp ikisini de aynı şekilde bunları tabii yıkayıp. Kime verdiğinize bağlı. Bazen olur ki onları yakmak durumunda. Yıkayıp kullanabiliyorsun yani, tekrar takıp sıkıntı olmadan kullanıyorsun. Bu şekilde özelleştirilebilir sen yapmış. Sen bunları içini de açtın galiba. Ben bunların içini açtım şöyle. Sürücülere bakmak için açtım esasında. Normalde kulaklık 7+1 desteği yazılımla sağlanıyor. Logitech'in az önce de farede bahsettiğimiz yazılımı üzerinden şu kutu içerisinden çıkan USB adaptörü, USB ses kartı sayesinde 7+1 desteği kazanıyor kulaklık. İki tane sürücü var kulaklıkta. 40 mm'lik neodymium sürücüler. Bunlar tek, yani birer tane olduğu için herhangi bir şekilde 7 tane falan sürücü yok toplamda. 2 tane sürücü var ama yazılım desteğiyle beraber 7+1 sürücü varmış gibi çalışıyor. Şimdi 40 mm'lik sürücüler artı şu kafa üst kısmındaki yumuşatıcı bölüm. Bu da önemlidir. Acıtma açısından oyunda daha yani çok fazla oyun oynayanlar için bu önemli kriter. Zaten G serisindeki ürünler oyuncular için yapılıyor. Mikrofon var. Mikrofonu şu şekilde istediğin gibi kendine göre ayarlayabiliyorsun. Evet, esnek mouse. Kullanmadığın zaman da sana engel teşkil etmemesi açısından şöyle yapıp yukarı kaldırıyorsun. Olay bitti. Ayarlanabilir kafa bandı. Önemli bir özellik. Bunun ortaya çıktığı en güzel yer aslında sağlamlık. Yani hiçbir şekilde bunun ben zarar geleceğini düşünmüyorum. Şu kadar çevirmeme rağmen. Çok ince gözüküyor ama aslında ince gözüküyor. Bazen. Çelik malzeme kullanılmış içinde. Kafa bandının ayarlanabilir olması da birçok farklı kişi tarafından kullanabileceği anlamına geliyor. Yani ya şöyle ben mesela en ufağında takabiliyorum. Estetik olarak yine bence çok güzel bir ürün. Görünüş açısından. Biraz G35'i andırıyor dışarıdan ama dediğim onda gibi malzemesi onda makro farklı. Düğmeleri falan vardı. Hatırladığım kadarıyla. Dış sol tarafında makro düğmeler vardı. Bunda öyle bir şey yok. Kumandası var hemen, kablosu kablo var. Üzerinde, sanırım uzunluğunda. 2.3 metrelik bir kablosu var. Kablo zaten kasanın arkasına taksan bile sana çok monitörün rahat, karşısında çok rahatlıkla yeter. Kumanda üzerinden ses kısmı açma işlemlerini gerçekleştirebildiğin gibi mikrofonu da pasif aktif şekilde ayarlayabiliyorsun. Şöyle güzel bir özellik var. Mikrofonda söylediklerini kısık sesle kulaklıktan da duyabiliyorsun. Evet. O da güzel bir özelliktir. Bu arada yazılımdan yine mikrofonun kulaklığın ayrı ayrı ses ayarlamalarını, hassas ayarlamalarını yapabiliyorsun. Sürücüler 90 derece dönebilir açıda ayarlanmış. Şöyle az önce de göstermiştim. Evet. 90 derece dönebiliyor. Yani birisi size bir şey dediği zaman mesela şu şekilde yapıp duyup sonra tekrardan oyuna devam edebilirsin. Evet. Kulaklığı kafadan çıkartmana gerek yok. Peki şunu soracağım sana. Bazı oyuncular maksimum sese çok önem verir. Çünkü bazı oyuncular kulaklığı kulağına takmaz. Şöyle oynarlar. Evet. Maksimum ses yüksek olduğu zaman böyle de sesi rahat duyabiliyorsun. Duyuyorsun. Bunun G430'un maksimum sesi iyi mi? Yani o konuda maksimum sesi iyi. Şöyle. Yani çok fazla yeterli mi? Gece oyun oynuyorsun diyelim. En kötü gece senaryoda. Gece oyun oynarken onu yap. Yani yalnızsan tabii yaparsın da.
Kulaklığı taktığın zaman dışarıya ses çok fazla gitmiyor. Bu güzel bir özellik. Senin dediğin şekilde de şu şekilde taktığımız zaman ses duyulur ama taktığındaki etkiyi yaratmaz. Ya yani yine ses duyulabiliyor ama Anladım. işte sesin yönüyle alakalı şeyleri anlayamayabiliriz. Surround yazılımsal dedin. Ben özellikle Batman'de en son Origins'te Evet. kullandım. Ya gerçekten hani önden gelen sesi işte sağından solundan gelen inanılmaz ayırıyor. Çok net kanalların ayrımı çok temiz yani. Hani hissediyorsun onu. Sesin nereden geldiğini. Ayrıca yazılımın üstünde de şey var. Deneyimi Evet hissedebilmen için evet. bir test şeyi Demo var. var. Demosu var. Seslerin geldiği Seslerin geldiği yönlere. yerleri söylüyorsan ona göre şey yapıyorsun. Hani orada da yazılımsal 7.1'i orada çok daha iyi anlıyorsun. Evet, hissedebiliyorsun o desteği. Filmlerde sen kullandın. Filmlerde de aynı performansı sunuyor diyebilirim. Yani 7.1'de ise yazılımla aktif edildikten sonra şu kutu içeriğinden gelen USB ses Evet, kartı ile analog beraber çalışmıyor takıldığı çünkü. zaman analogda normal kullanıyorsun. Ama bunda takıldığı zaman 7.1'de seni kazandırılmış oluyor ve bu sayede sesin yönünü algılamaya başlıyorsun. Ya filmler daha keyifli oluyor diyebilirim çok rahat. Oyunda da sen denedin, aktardın Yazılımdan yine zaten. şeyi kapatıp açabiliyorsun, aktif edip veya kapatabiliyorsun Evet, 7.1 7.1'i. desteğini. Yazılım üzerinden bass tiz ayarları yapılabiliyor. Evet. Profil atanmıyor yazılım üzerinden. Ona da çok gerek yok sanki çünkü kulaklığın üzerinde makro düğmesi yok. Senin mesela Logitech'in G35. G35'te profil atanabiliyor diye hatırlıyorum. Evet. Çünkü ona makro düğmeleri var. Evet. Bu saatte değiştirilebiliyorsun. Biraz o Kullanabiliyorsun. yüzden kullanım amaçları, alanları biraz farklı Evet. oluyor. G430 biraz daha hani nasıl derim, casual. Yani biraz daha hani böyle çok fazla detaya takılmayacak oyuncuların Tabii ki fiyat da kullandığı ona ama göre şey olarak değişiyor. ses konusunda gerçekten üst düzey. Fiyatı ne kadar? Ürünün fiyatı 227 TL'den başlıyor. Yani İyiye bulacağınız buluyorsun. mağazalara göre 300 liraya kadar çıkanı gördüm yani. Anladım. En uygun 227 liraya buldum. Ya iyi kulaklıkların fiyatı genelde o civarlarda oluyor zaten. Zaten oyun oynayacak adam şunu aldığı zaman yıllarca kullanacaktır. Öyle, malzeme kalitesi çok önemli. Evet. Çünkü işte bazen ucuz kulaklıklar da şey gözüküyor. Dışarıdan böyle süslü falan gözüküyor ama işte birkaç kullanımdan sonra şurası düzgün çalışmıyor vesaire. Ve Veya hani kırılıyor, sürücülerin dönüyor, yamuluyor, bir şey şu kulak oluyor. süngerleri yıkanabildiği için o da Kullanım süresini uzun arttırıyor, süre değil mi? kullanımda Evet. fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet Yunus, ekleyeceklerin bu kadarsa. Şimdilik bu kadar. Daha sonrasında yeni ürünler Logitech'lerle geldiği böyle zaman. bir şey yapmış olduk. Uzun bir aradır, Evet. uzun bir süredir Logitech oyun donanımlarını ben elime almamıştım. Yeni ürünler gelmemişti. Beraber işlemiş olduk bu Aynen konuyu. öyle. Devamı gelecek yine. Böyle İncelemeye oyuncu devam ederiz. donanımlarına yine belki seninle bakarız. Olur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.